Şimdi yaklaşık benim abim 13-14 yılın üzerindedir bu maddenin içerisinde. Çeşitli türlerde madde kullandı kendisi. Son 2 yıldır da aktif tedavi olarak biz kendisine yardımcı oluyoruz. Şanlıurfa'da Ahmet Emde birçok kez yatış tedavisi de gördü kendisi. Ne yazık ki her yatıştan sonra gidip geldiğinde bu tür şekilde ilaç bulamadığımız zaman tekrardan maddeye yönelmek zorunda kalıyor. En son 13 gün, 14 gün önce bir tekrardan Ahmet Emde'ye gitmek zorunda kaldık. Bu ilaçın olmadığına dair doktorlarla görüşme yaptık. Onlar bizim elimizde ilaç mevcut ama Ahmet Emde dışında herhangi bir hastaya ilaç veremediklerini belirttiler. Biz de yani Türkiye çapında bir araştırma yaptık eczane depoları, eczaneler, bu ilaç firmaları ile ilgili. İlaç herhangi bir eczanede veya eczane deposunda mevcut değil. Ne kadar araştırma yapsak da o ilaca ulaşamadık. Yani abim de kendisi artık dile getiriyordu. Ben bu ilacı kullanmazsam maddeye yönelmek zorunda kalacağım. Bu ilacı Ahmet Emde tek bulabildiğimiz için bizde ilaç şu an piyasada olmadığı için kalkıp Ahmet Emde başvuruda bulunduk. Dedik ki yani eğer bu ilacı piyasada bulamıyorsak herhangi bir kullanılma gibi bir yetkimiz yok. Çünkü bulamadığımız için Ahmet Emde varsa biz burada yatış yapmak istiyoruz. Yatış yapabilmemiz için bir tahlil vermemizi istiyorlar. Abim de uzun zamandır yani maddeden uzak tuttuk. İlaçlarını birebir kullandığı için maddeden uzak kaldı. Son bir haftadır da ilaç da yok. O ilacı bulamadığımız için kanında o ilaç da çıkmıyor. Ahmet Emin birinci cevabı bize diyor ki hem bizim şu anda yerimiz yok, herhangi bir yatılı bir hasta kabul edemiyoruz. İkinci bir şekilde doktorun yani şaşırtıcı olarak bize etkilediği konu hastanın şu anda kanında herhangi bir maddeye rastlamadığımız için ben bu hastaya kırmızı reçeteli bir ilaç yazamam. Yani orada bayağı bir sıkıntı yaşadık. Kendisiyle münakaşaya girmek durumunda kaldık. Çünkü birebir bize diyor ki hastanın kanında olmadığı için ben size ilaç yazamam. Yani biz içirip mi gitmemiz lazım? Bunun kanında çıkabilmesi için abimden madde mi içirmem lazım ilaç alabilmem için? Yani bu sadece çok küçük bir örneği benim abim. Bunun gibi binlerce insan var. İlaç olmadığı için maddeye yönelmek zorunda kalıyorlar. Bu çok önemli bir konu. Çünkü senin kullandığın bir ilaç var ve bu ilaç piyasada yok. Ki benim abim iradesine sahip çıkabildiği yani çok yüzdesi düşük bir oranla kalkıp bize bunu belirtti. Dedik ilacım olmadığı için ben maddeye yönelmek zorunda kalacağım. Bana yardımcı olun. Yani bunu senden çaresiz bir şekilde isteyen bir bağımlı, bir hasta bunu senden istiyor ama sen hiçbir şekilde o ilaca ulaşamıyorsun. Abinin yani acı çekmesini hissediyorsun ve görüyorsun. Yani bu şekilde ilk başta söyleyebileceğimiz Sağlık Bakanlığı'dır. Bu ilacın yani bir şekilde temin edilip ücretli olmasından da ziyade hadi biz onu geçelim ücretli yani çok özür dileyerek söyleyeyim. Ücretini alabilen insan var, alamayan insan var. Ben onu da talep edemiyorum şu anda. Ücretsiz bir şekilde verilmesini de talep edemiyorum. Yani gerekli gerçekten tedavisini gören, sürekli devamlılığını gösterebilen hastalara bu ilacın bir şekilde Sağlık Bakanlığı olsun, farklı kurumlardan olsun bir şekilde yetiştirilmesi lazım. Yani ondan ziyade zaten ülkemizde özellikle bizim Şanlıurfa ve Diyarbakır Doğu bölgemizde ciddi oranda bir madde kullanımı söz konusu oldu. Ve göz ardı edilen birçok şey var. Haddinden fazla uygulamalar olsun, şeyler olsun yani her şey belirli bir kısımda kısıtlı bir şekilde gidiyor. Yani bu ilaç eğer bulunmazsa şayet %50'lik oran kesinlikle birkaç ay içerisinde %100'lük bir orana ulaşacağından eminim.